Merhaba arkadaşlar yine bir videoyla karşınızdayız Tonguç Akademi Kampına hoş geldiniz ben kimya öğretmeni Berkant bugün arkadaşlar yine kimya ile ilgili en dip soruları çözeceğiz arkadaşlar hiç zaman kaybetmiyorum birinci sorumuzla başlıyorum. Bugün ne mi çözüyoruz? Bugün arkadaşlar sözaltılar konusunda onlarla ilgili size bir takım sorular çözeceğiz. Şimdi bakın. Verilen çözünen çözücü çiftlerinden kaç tanesinin karıştırılması sonucu homojen bir karışım oluşması beklenmez diyor. Şimdi arkadaşlar bir kere şunu unutmayın. Polar moleküller polar çözücülerde Apolar moleküller apolar çözücülerde çözünür. Yani benzer benzeri çözer. Kimyasal tür konusunu hatırlayın. Orada da söylemiştim, burada da hatırlatayım arkadaşlar. Karbon elementinin etrafında tek tip atom olup birden fazlaysa apolar diyorduk. O zaman bu vatandaş apolar molekül. Su neydi arkadaşlar? Oksijen 6A grubu. Merkez atomu 6A olunca molekül polar oluyordu. E, apolar polar da ne yapmaz? Çözünmez diyoruz arkadaşlar. Potasyum iyodür. Ne diyorduk? potasyumu tanıyacağız. Potasyum nedir? Metal. İyot nedir? Ametal. İyonik bağlı bileşik arkadaşlar. İyonik bağlı bileşikler polar çözücülerde her zaman ne yapacak? Çözünecektir. Böylelikle de homojen karışım oluşacak. İyot nedir? Apolar. Niye? Aynı cis atomlardan oluşmuş iki atomlu moleküller. Bu neydi arkadaşlar? Karbon elementin etrafında tek tip atom olup birden fazla. O zaman bu da apolar. Apolar apolar da çözünür. O zaman bu öncülümüzde de çözünecek demektir. Karbon ve hidrojenden oluşan bir bileşik varsa ona apolar molekül diyorduk. Ama araya oksijen girerse polarlaştırıyor diyorduk. O zaman bu vatandaş polar. H2O nedir? Polar. Ne yapacak? Çözünecek. NH3 nedir? Merkez atomuz 5 A, azot, polar molekül arkadaşlar. CCL4 nedir? Demin de söylemiştim. Apolar. O zaman bu çözünmeyecek demektir. I2'yi demin söylemiştik. Apolar, H2O nedir? Polar. O zaman bu da ne yapmayacak? Çözünmeyecek. Çözünmeyenler heterojen karışım, çözünenler homojen. Kaç tane var? 1, 2, 3. Yani cevabımız ne oluyor arkadaşlar? D şıkkı oluyor. Evet hemen diğer soruya geçiyoruz arkadaşlar. Etkin etkileşim çözünen çözücü çiftleri var. Ve buna göre ilgili bir sorumuz var. Arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Hemen şunlara bakıyoruz. Karbondioksit. Aynı cins karbon atomunun etrafında tek tip atom olup birden fazlaysa ne diyorduk? Apolar. C6H6 yalnızca karbon ve hidrojenden oluşuyorsa buna da apolar. Apolar apolar etkileşimi yani indiklenmiş dipol indiklenmiş dipol kısaca London. Homojen karışım oluşturur mu? Tabii ki oluşturur çünkü moleküller benzerdir. Peki NH3 nedir? Azot atomundan dolayı 5A grubu merkez atomu 5A olunca polar oluyordu. Dolayısıyla arkadaşlar H2O'da da oksijen 6A grubuydu. Merkez atomu. Onun için o da polar. Yani burada dipol dipol var. Peki etki, etkileşim o mu? Hemen şuna dikkat ediyorsunuz. Hidrojen, azot, oksijen, florla bileşik yaptığı zaman hidrojen bağı oluşturuyordu. NH3'te hidrojen bağı var mı? Var. H2O'da var mı? Var. Ha, o zaman etkin etkileşim türü hidrojen bağı arkadaşlar. Unutmuyoruz. I2 nedir? aynı cins iki atomdan oluşmuş aynı cins iki atomlu moleküller. Yani apolar. H2O nedir? Polar. Birbiri içerisinde çözünür mü? Tabii ki çözünmez molekülleri benzer değil. Peki hangi etkileşim türü oluşur? İndüklenmiş dipol apolar olunca diyorduk. Polar olunca dipol diyorduk. O zaman indüklenmiş dipol dipol bağlarını oluşturuyor. Şimdi öncülerimize geçebiliriz. Kim arıyoruz? Yanlış arıyoruz. 1 numaralı etkileşim London kuvvetleridir. Öyle mi bulduk? Evet. 1 ve 2 numaralı etkileşimler sonucu homojen karışım oluşur. E bir de apolar apolar etkileşimi homojen karışım. Benzer benzeri çözmüş. Polar polar benzer benzeri çözmüş. Yani B şıkkımız da doğru olacaktır. 2 numaralı etkileşim hidrojen bağlıdır. Öyle mi bulduk? Evet öyle bulduk. Yani C şıkkımız da doğru olacak. 3 numaralı etkileşim iyon dipol. Hiç metal gördük mü burada? Bu, bulamadık. İyonik bağlı bileşik göremedik. Anyon katyon göremedik. Dolayısıyla arkadaşlar 3 numaralı indiklenmiş dipol dipol demiştik. Yani cevabımız D şıkkı olacaktır. E şıkkına da bakalım. 2 numaralı etkileşimin kuvveti 1 numaralı etkileşimin kuvvetinden fazladır. Çünkü hidrojen bağı moleküller arasındaki en kuvvetli bağdır diyoruz. Dolayısıyla E şıkkı da doğrudur. Hemen diğer soruya geçiyoruz arkadaşlar. Evet. Size ne verilmiş? Madde miktarları verilmiş. Kütlece yüzde derişimler arasındaki ilişki soruluyor. Yalnız burada neye dikkat edeceğiz? Bakın bizi tuzağa düşürmek istemişler. Burası su, burası çözaltı, burası çözaltı, burası ise su. Yani ya hepsini çözaltıya çevireceğim ya hepsini suya çevireceğim. Biz hepsini neye çevirelim arkadaşlar? Çözaltıya çevirelim. 15 gram tuz, 45 gram su kaç gram çözaltı yapar? 60 gram. Yani çözünen 15, çözaltı 60. Buraya bakıyoruz. Burası da 15'e 100. Buraya bakıyoruz arkadaşlar. Çözaltı olduğu için 12,5 bölü 50. Buraya bakıyoruz. 15 gram bölü su dediği için 165 gram. Yani 60 gram çözaltıda 15, 100 gram çözaltıda 15, 50 gram çözaltıda 12,5, 165 gram çözaltıda 15 gram çözülmüş diyoruz. Peki bunların oranlarına bakalım. Burada 1'e 4. 100 bölü 15 kalsın. Burası ise burası da 1 bölü 4. Burası da arkadaşlar yaklaşık şöyle diyelim 1 bölü 6 nokta küsür 6,5 diyelim. Bu ise 1 bölü 10 civarında bir şey. Yaklaşık tabii ki bu arkadaşlar. Dikkat edin 1 ve 3 o zaman birbirine nedir? Eşittir. Çözelti miktarları eşitken çözünen miktarlar aynıysa kütlece yüzde derişimleri onda daha fazla demektir. O zaman 1 ve 3 eşit çıkacak. Sonra kim büyük çıkacak? 2. Sonra kim? 4. Yani 1, 3 eşit sonra 2 sonra 4 cevabımız B şıkkı olacaktır. Hemen diğer soruya geçiyorum arkadaşlar. Hemen baktık. Çözücü çözünen ilişkileri verilmiş. Seyraltik derişik. Ha, burada size arkadaşlar şunu anlatayım. Seyraltik ya da derişik unutmayın çok karıştırılıyor. Seyraltik ya da derişik bağıl ifade demektir. Bağıl nedir? Kıyaslamak demektir. Yani biri birine göre kıyaslanacak diyoruz. <laughs> Seyraltıyı doymamış çözaltı ile de doymuş çözaltı ile lütfen karıştırmayın. Şimdi yine bakalım hepsine verilmiş bu sefer su verilmiş. Dikkatinizi oraya çekiyorum. Niye? Çünkü burada sizi düşürmesinler arkadaşlar. O zaman ne yapalım? Hepsini 100 gram suya çevirelim. Burayı 2 ile çarpalım. 20'ye 100. Burayı aynı kalsın. 100'e 15. Burası 5 ile çarpalım. 25'e 100. Bakın su miktarları aynı iken çözünen madde miktarı arttıkça derişir çözaltı. Azaldıkça da seyredir. O zaman en derişik kim? 3. Sonra kim? 1. Sonra kim? 2. Bize neyi soruyordu? Ee, seyreltikten derişiğe doğru. En seyreltik 2. Sonra 1. Sonra 3. Yani cevabımız ne oluyor? B şıkkı olacak diyoruz. Evet hemen diğer soruya geçiyoruz arkadaşlar. çözücü kütlesi, çözünen kütlesi, kütlece yüzde derişim verilmiş. Ve buradaki A, B, C, D, A, B, C değerlerinin sayısal büyüklükleri arasındaki ilişkiler sorulmuş. Hemen arkadaşlar kütlece yüzde derişim neydi? Küçücük bir bilgi 100 gram çözaltıda çözünen madde miktarına kütlece yüzde derişim diyorduk. Kütlece yüzde derişim A eşittir. Çözünen kütlesi bölü çözaltı yani ikisinin toplamı 120 çarpı 100. Buradan arkadaşlar bakın 400 bölü 4 A eşittir 25 bulduk. Peki ikinci öncülümüze bakalım. Bu sefer kütlece yüzde derişim verilmiş. 25 eşittir çözünen kütlesi 15 bölü çözaltı kütlesi B artı 15 çarpı 100 diyoruz arkadaşlar. Şurayla şurayı sadeleştirirsem 4, 60, 15 çıkart. 45 gelecek demektir. Son öncülümüze bakalım. Kütle C yüzde derişimiz 20. Çözünen kütlemiz C. Çözücü kütlemiz 50 artı C'den çözaltı kütlesini buluyoruz. Çarpı 100. Bu şurayla şurayı sadeleştirdim. 5. 5C. 4C 50. 50. C buradan da 12.5 geliyor arkadaşlar. Bize ABC'nin büyüklükleri sorulmuş. En büyük kim bulduk? B bulduk 45. Sonra A bulduk 25. Sonra da C bulduk. Yani B büyük A büyük C olacak. Dolayısıyla B şıkkı olacaktır arkadaşlar. Hemen diğer soruya geçiyorum. 40 gramlık tuzlu su çözeltisinde 4 gram tuz bulunmaktadır. Buna göre nicelikleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Ne diyorduk? 100 gram çözaltıda çözünen madde miktarı kütlece yüzde derişimdir. O zaman 40 gram çözaltıda 4 varsa 100 gram çözaltıda yüzde 10 demektir arkadaşlar. O zaman kütlece yüzde derişimimiz 10'dur. Peki çözaltıda 2 gram tuz çözülerek çökelme olmadan 12 gram su buharlaştırıldığında kütlece yüzde derişimi ne olur? size küçücük bitiyor arkadaşlar. Yapacağınız işlem şu. Son çözünen kütleyi bul, son çözelti kütlesini bul, yüze göre oranla. Şimdi 4 gram tuzumuz vardı. 2 gram tuz ekledik. Kaç gram etti? Son çözeltimiz 6 gram tuzumuz olacak arkadaşlar. Peki 12 gram su buharlaştırdı. E zaten 12 gram suyu buharlaştırınca çözelti de 12 gram azalmayacak mı? Elinde 40 gram vardı. 2 gram tuz ekledin. Kaç etti? 42. 12'yi buharlaştırdın. Kaç kaldı? 30. Yani 30 gram çözeltide 6 gram var. Yüzde kaç yapıyor arkadaşlar? 100 çarpı 6 bölü 30'dan yüzde 20 yapacak demektir. Yani cevabımız 10 ve 20 olacak. Yani yine B şıkkı diyoruz arkadaşlar. Evet diğer soruya geçiyoruz arkadaşlar. Şekildeki tabloda sulu çözeltisinde H iyon derişimi OH eksi iyon derişiminden küçük olan maddeler boyanırsa hangi seçenekteki şekil elde edilir? Şimdi şuna dikkat edin. Suda çözündüğünde ortama H artı iyonu veren maddeler asittir. OH eksi iyonu veren maddeler ise bazdır. H artı iyon derişimi OH iyon derişiminden büyükse asit. OH iyon derişimi H artı iyon derişiminden büyükse de ne diyeceğiz? Baz diyeceğiz. Peki bize neyi soruyor? H artı iyon derişimi OH iyon derişiminden küçük. Yani OH iyon derişimi büyük olanları soruyor. Yani bazları soruyor. Küçücük bir bilgi arkadaşlar. Başında hidrojen varsa bunlara asit diyeceksiniz. Sonunda OH başı metalse baz diyeceğiz. Bakın başı metalse baz diyeceğiz. Ametal oksitleri asit, metal oksitleri baz. Bu bilgilere göre süper. Her şeyi çözebilirsiniz arkadaşlar. Ametal sayısı ile oksijen sayısı birbirine eşitse de bunlara fakir diyoruz arkadaşlar. Oksijence fakir diyoruz. Bunlar nötrdür arkadaşlar. NH3 tanıyoruz. Baz. SO2 oksijence zengin. Ametal oksit asit. Bakın OH var ama başı metal değil. Onun için bu da nötr arkadaşlar. Bildiğimiz bu alkoldür. Kalsiyum oksit metal oksittir. Baz. N2O5, oksijence zengin. O zaman buna biz ne diyoruz? Asit diyoruz arkadaşlar. Bize bazıları soruyordu. Boyadık bazıları boyayacağız arkadaşlar. Yani şurayla şurayı boyayacağız. Diğerleri açıkta kalacak. O zaman hangi seçenek tutuyor dikkat edin arkadaşlar. B seçeneği tutuyordur. Cevabımız B şıkkıdır. Evet diğer sorumuza geçelim. Aşağıda verilen çözünme denklemlerinden hangisi yanlıştır? Suda çözündüğünde ortama şartı iyon veren maddeler, asit, OH- iyon derişimi veren maddeler, baz. Hiçbir şey mi bilmiyorsun? İlk baştaki elementi tek başına ayır, diğere olduğu gibi. Altında sayı varsa kat sayı. İlk baştaki element arkadaşlar tek başına H artı. Diğerleri bakın birden fazla element varsa olduğu gibi NO3 Olduğu gibi o zaman doğru. İlk baştaki element tek başına diğerleri olduğu gibi. Tek başına olduğu gibi doğru. NH3'ü arkadaşlar bunda yapacak bir şey yok. Bu özel bir tepkime. Lütfen bunu bilin. NH3 suda çözününce amonyum ve hidroksit iyonu veriyor. Bazdır. Yani bu öncül de doğrudur. Karbondioksit suda çözündüğü zaman karbondioksit ametal oksit, Çözünürlüğünde asit veriyordu. Denkleme bak arkadaşlar. H artı iyonu vermiş. O zaman nedir? Doğru olacaktır. Çünkü bir karbonat iyonu da buradan gelecek demektir. Kalsiyum oksit suda çözününce metal oksit ortama OH eksi iyonu vermesi lazım. Karbonat iyonu vermiş. E zaten karbon yok ki arkadaşlar. OH iyonu vermesi lazım zaten. Onun için E şıkkımız nedir arkadaşlar? yanlış olacak demektir. Diğer soruya geçiyoruz arkadaşlar. Yukarıda verilen kaplardan hangilerinde metaller çözeltiye atıldıktan sonra hidrojen gazı çıkışı gözlenir? Şimdi bakalım kaplarımıza. pH 3. pH 7'den küçük olunca ne diyorduk? Asit. pH 9. 7'den büyük olunca ne diyorduk? Baz. pH 4 ne diyoruz? Asit. Şimdi arkadaşlar burada şuna dikkat edeceksiniz. Aktif metaller kimler? Amfoter metaller kimler? Onlara kısaca bir bilgi arkadaşlar. 1A grubunda sodyum, potasyum, lityum. 2A grubunda kalsiyum, manezyum, baryum. 3A grubunda alüminyum. Alüminyum gerçi amfoterdir. Şuralar arkadaşlar aktif metaldir. Bu metal, çinko da amfotermetal. Bunun ikisini bilirseniz ve şunlar da aklınızda kalırsa genelde %95 doğru yaparsınız arkadaşlar. Ama bunları bilmek zorundasınız. Şimdi bakın alüminyum amfotermetaldir. Amfoternetir arkadaşlar hem asitlerle hem bazlarla tepkimeye girip hidrojen gazı çıkartırlar. Dolayısıyla bu kapta hidrojen gazı oluşur. Çinko nedir? Amfoter. Ne dedik? Hem asitle hem bazla hidrojen gazı oluşturur. O zaman bu da oluşur. Kalsiyum nedir arkadaşlar? Bakın dikkat edin 2A grubu elementidir. Aktif metaldir. Aktif metaller asitlerle hidrojen gazı oluşturuyordu. Dolayısıyla bu da olur. Yani üçü de olur diyoruz. Cevabımız D şıkkı olacaktır. Evet, şimdi diğer sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Özelliğimiz var, metallerimiz var. Derişik ve kuvvetli asitlerden oksijen elementi içerenlerle tepkime verip içermeyenlerle tepkime vermeyen bir metaldir. Kimlerdi arkadaşlar? Hemen şunu söylüyorum. Bakır ve gümüşü bazen de civayı unutmayın. Bunlar yarı soy metaldir arkadaşlar. Oksijensiz asitlerle tepkimeye girmez. Oksijenli asitlerle reaksiyona girerek asitin içerisinde NO3 varsa NO2, SO4 varsa SO2 gazı oluşturur. O zaman hangisi oluyor arkadaşlar? Ee, i̇çermeyenlerle tepkime vermiyor ama oksijen içerenlerle veriyor. O zaman hangisi olacak? Bakır olacak. Derişik koh çözaltısı ile tepkimesinden hidrojen gazı açığa çıkıyor. Metaller bazılarla tepkimeye girmez. Peki hangi metal girecek? Amfoter metal. Amfoter metallerde kimler vardı? Alüminyumla çinko unutmuyoruz. O zaman alüminyum var mı? Var. Hop o zaman bu da B şıkkı ile eşleşecek. Asitlerle tepkimesinde hidrojen gazı açığa çıkartan aktif bir metal. 1A grubunda sodyum, potasyum, lityum aktifti. 2A grubunda kalsiyum, manezyum, baryum aktifti. Bunlardan herhangi biri olduğu zaman aktif diyebilirsiniz. Bu da A ile eşleşiyor arkadaşlar. O zaman 1C, 2B, 3A. Yani cevabımız B şıkkı olacaktır. Hemen diğer soruya geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi dikkat edin bir ve ikinci tepkimeler verilmiş. Bu tepkime ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi dikkat edin arkadaşlar alüminyum, amfoter metal, civa, yarı soy metal. Bunları bilerek yapmak gerekiyor. Yarı soylar kimdi? Gümüş, bakır, civa. Bunlar oksijenli asitlerle burada ne varsa oradaki gazı oluşturuyor. Mesela NO3 var, NO2 gazı oluşturur. SO4 olsaydı SO2 gazı oluşturacaktı. Şimdi alüminyum amfoter hem asitlerle hem bazlarla hidrojen gazı oluşturur. Arkadaşlar civa yarı soy metal o zaman hangi gazı oluşturacak? NO2 gazını oluşturacak arkadaşlar. Şimdi bu tepkime ile ilgili hangisi yanlıştır diyor. Birinci tepkime amfoter metalin baz ile tepkimesidir. Kesinlikle doğru. Tuz 1 ile gösterilen bileşik na 3 alo 3tür Denkleştirirseniz arkadaşlar evet. Sodyum alminat bileşiği oluşur arkadaşlar. Burayı 3 ile çarpar. Buraya da 3 bölü 2 derseniz bu denkleşir. Yani B şıkkımızda nedir? Doğrudur. Gaz 1 ile gösterilen bileşik H2O'dur diyor arkadaşlar. Dikkat edin biz hidrojen gazı bulduk. Dolayısıyla C şıkkı yanlıştır. Tuz 2 ile gösterilen bileşik. Civa 2 nitrattır arkadaşlar. Doğru diyor çünkü civa hem artı 1 hem artı 2 değerlerini alıyordu. Derişikle gönderirseniz civa 2 nitrat oluşur arkadaşlar. Yani bu öncülümüz de nedir? Doğrudur. Gaz 2 ile gösterilen NO2 gazıdır. Zaten yazmıştık. Yani cevabımız C şıkkı olacaktır. Evet hemen diğer soruya geçiyorum arkadaşlar. Bir tepkime verilmiş. Tepkimeye göre 0,4 mol demir hidroksit yani demir 3 hidroksit kaç gram aşık SO4 ile nötrleşir. Tamamen kimyasal tepkime sorusu arkadaşlar. Katsayılar ne katsayılarıydı? Mol katsayılarıydı. Bakın nasıl okuyorduk? Bu bizim bir pasta tarifimizdi. 3 mol aşık SO4 ile 2 mol demir hidroksit tepkimeye girdiği zaman 1 mol demir 3 sülfat artı 4 mol de ne oluşacak? Su oluşacak. Şimdi ne yazıyoruz? 0,4 mol yazıyoruz. Nereye yazıyoruz? Demir hidroksiti 0,4 mol yazdım. Ne istiyor benden? Sülfürik asiti istiyor. Dikkat edin. 2'ye 3, 0,4'e kaç? Kaç katı? 1,5 katı yani 0,6 mol sülfürik asitle nötrleşecek demektir. Kaç gram? 1 mol sülfürik asit olsaydı arkadaşlar... Kaç gram yapıyor? 98 gram yapıyordu. Biz kaç bulduk? 0,6 mol bulduk. Kaç gram yapacak? 6 kere 8, 48. Elde var 4. 6 kere 9, 54. 4 de var 58. Bir virgül kaydır. 58,8. Var mı cevaplarda da? Tabii ki olacak. Yani D şıkkımız olacaktır arkadaşlar. Cevabımız. Şimdi gelelim diğer sorumuza arkadaşlar. 0,2 mol h so 4 ile 0,1 mol kalsiyum hidroksitin tam verimle gerçekleştiği tepkime ile ilgili ifadelerinden hangisi yanlıştır? Ne yapalım arkadaşlar? Hemen önce bir tepkimemizi yazalım. H2SO4 kimle girmiş? Kalsiyum hidroksitle. Ne oluşuyor? Kalsiyum sülfat. Dikkat edin arkadaşlar sülfat kökü ve artı şuraya yazıyorum H2O. Denklemi denkleştirirseniz suyun katsayısı 2 olacak. Bakalım 4, 4 hidrojen girmiş. 2, 4, 6 oksijen çıktı. Bu şekilde yazdık. Şimdi 0,2 mol H2SO4'ümüz 0,1 mol de kalsiyum hidroksitimiz var. Dikkat edin 1'e 1 bir kullanılıyor. 0,2 mol kullanırsanız 0,2 mol kullanmanız gerekiyordu. Peki elinizde 0,2 mol kalsiyum hidroksit yok. O zaman kalsiyum hidroksite göre kullanılacak. 0,1 buradan kullanırsak 0,1 buradan kullanıyoruz. Kalsiyum hidroksitimiz bitiyor. E, 0,1 mol de sülfürik asitimiz artıyor arkadaşlar. Peki oluşan tuzumuz kaç mol? Dikkat edin. 1 kullanırsak 1 oluşuyor. 0,1 kullandık. O zaman buradan 0,1 mol oluşacak. 1 kullanırsak 2 mol oluşuyordu. 0,1 kullandık. Buradan da 0,2 mol oluşacak. Şimdi öncüllerimize geçelim. Ortam asidiktir. Ne arttı? Asit arttı. Aha, o zaman ortam asidik arkadaşlar. Sınırlayıcı bileşen h so 4tür Sınırlayıcı biten maddeydi arkadaşlar. h so 4 bitmedi ki. O zaman bu öncülümüz nedir? Yanlıştır. Oluşan suyun mol sayısı tuzun mol sayısının iki katıdır. Hemen bakıyoruz. 0,1 mol tuz 0,2 mol su oluşmuş. Yani 3. öncülümüz nedir? Doğrudur. Oluşan tuzun sistematik adı kalsiyum sülfattır. Dikkat edin arkadaşlar tanıyacağız diyoruz. Sülfat iyonumuzdur. Metal kalsiyum. Metalin adı kökün adı kalsiyum sülfat. Yani bu da doğrudur. Reaksiyona giren diyor. Dikkat edin arkadaşlar. Giren asit bazın mol sayısı. Giren 0,1. Giren 0,1. Bunlar da birbirine eşit. Zaten yanlışları bulmuştuk. Yani 2'yi bulmuştuk. Cevabımız B şıkkı olacaktır. Hemen diğer soruya geçiyoruz arkadaşlar. 0,3 mol sülfürik asit içeren çözaltıya azar azar sodyum hidroksit çözaltısı eklendiğinde gözlenen titrasyon eğrisi yukarıda verilmiş. Buna göre yandaki grafiğin elde edilebilmesi için eklenmesi gereken sodyum hidroksit kaç mol olmalıdır? Peki ben buraya x mol dedim arkadaşlar. x mol dediğim zaman x mol OH getirecek demektir. Peki burada kaç mol var? 0,3 çarpı 2'den 0,6 mol H artı iyonu var. Titrasyon grafiklerinde en önemli özellik neydi arkadaşlar? pH 7'ye göre alıyoruz. Burada hidrojenin molü OH'ın molüne eşit olmak zorundaydı. Buna göre yapıyorduk. Şimdi eşitliyoruz. X mol OH 0.6'ya eşit. O zaman X buradan ne eşittir? 0.6 ya eşittir. Yani cevabımız B şıkkı olacaktır. Hemen diğer soruya geçiyoruz arkadaşlar. A ödüllü sorumuz. Ödüllü sorumuz TYT Kimya'da kaç net yapmayı hedefliyorsun? Tabii ki full yapacaksın. Kimle mi? Tabii ki bizle arkadaşlar. Bizi takip etmeye devam edin. Yorumlarınızı eksik tutmayın. Sizleri seviyoruz. Kimyalı günler. Hoşçakalın.